Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hemen masamın üzerinde görmüş olduğunuz bu saat Business Pro Wireless Mouse incelemesini yapacağım. Bilenler biliyordur ama ben bilmeyenler için söyleyeyim. Pusat Monster Notebook'un aksesuar markası ve bu aksesuar markası altında farklı türden cihazlarda bulunuyor. Markanın bu Business Pro Wireless Mouse'u ise özellikle böyle hani mobilken dizüstü bilgisayar kullanıp ki evde de kullanabilirsiniz bu arada bunda bir şey yok ama özellikle mobil kullanıcılar için tasarlanmış bir fare aslında. İki farklı rengi var o yüzden ben buraya iki tane koydum. Bir tanesi Rose Gold olarak geçiyor. Aslında ben bunu pembe de benzetiyorum biraz ama kırmızının böyle hoş bir tonu. Bir de siyah olmak üzere iki farklı farklı rengi var. Bunların detaylarını videonun içinde farklı zamanlarda sizlere göstereceğim. Her zaman yaptığım gibi ben bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Hangi rengi alırsanız alın aslında benzer bir tasarımına geliyor. Farenin dış kısmı böyle çok parlak bir malzeme ile kaplanmış. Böyle çevre saran bir kuşak olduğunu söyleyebilirim. Ve bu kuşak oldukça da şık gösteriyor. Farenin tasarımına baktığımda bombeli bir tasarım var ama hani yüzeyinin üst yüzey tarafından bahsediyorum özellikle. Herhangi bir yerinde farklı bir çıkıntı ya da yükselti yok. Düz bir tasarıma sahip. Bu da ele rahat oturmasını sağlıyor. Bunun da detaylarını size vereceğim ama çok güzel ve hoş bir şekilde oturuyor. Bunun dışında iki tane tuşumuz var hem yani sağ hem yani sol tuş olmak üzere. Ayrıca bir de scroll tuşumuz var. Scroll tuşumuz aynı zamanda bir ışık entegre edilmiş durumda. Normal zamanda bu ışık kapalı ama eğer bu cihazı 5 dakika kullanmazsanız yine off konumuna geçiyor. Siz kullanmaya başladığınız anda itibaren orada yeşil bir ışık yanıp yanıp sönüyor ve cihaz çalışmış hale gelmiş oluyor. Ön tarafa baktığımızda bir tane tip C bağlantı yuvasını buluyorum. Bunu cihazın içinde bulunan pilini şarj etmek için için kullanıyorsunuz. Alt kısmı çevirdiğimde ise benim Monster logosu karşılığı böyle bir göz var. O gözü hemen fare üst kısmında görebiliyorum. Bunun dışında algılayıcısı var. Bu algılayıcının sağında ve solunda iki farklı tuş var. Bir tanesi solundaki tuşa hemen söylemiş olayım. Hangi türden bağlantı yapacağınızı size söylüyor. Burada tuş yardımı ve cihazın açıp kapama tuşu aynı zamanda. İsterseniz wireless, isterseniz de Bluetooth bağlantısını kullanabiliyorsunuz. Sağ taraftaki tuş ise DPI yani çözünürlüğün hızını ayarlayabiliyorsunuz. Bunun dışında alt kısmında bir özel bir yuva bulunuyor. Bu yuvayı açtığımız zaman karşımıza bir tane USB dongle çıkıyor. Bu dongle'ı eğer isterseniz bilgisayarda hani Bluetooth'tan kullanmayayım ben fiziksel olarak bir ile kullanmak istiyorum derseniz o dongle'ı kullanıyorsunuz. İstemiyorsanız da yine burada yuvasında saklayabilirsiniz. Bunda bir sorun yok. Şimdi bu genel görünümden sonra ben biraz da teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Tüm detaylı teknik özellikleri açıklamaya koyuyorum. Burada öne çıkardığım veya benim için önemli olan özelliklerden bahsediyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu fare her iki ele de uygun şekilde tasarlanmış. İsterseniz sağ isterseniz sol elinizle kullanabiliyorsunuz. Hem bluetooth hem kablosuz bağlantıya sahip. Bluetooth 5.1 özelliği bulunuyor. 5 milyon tıklama ömrü var. 1600 dpi çözünürlük. 600 miliamperlik bütünleşik pil. E sadece ve sadece 75 gram ağırlık olduğunu söyleyeyim. Aynı anda iki cihazla bağlantı kurabiliyorsunuz. Windows, Linux, macOS, televizyon ki akıllı televizyondan bahsediyorum ve Android Box uyumlu olduğunu da belirtmiş olayım. Şimdi gelelim pusat Business Pro Wireless Mouse'un kullanım deneyimine. Öncelikle bir kurulum vesaire yok. Yani eğer özellikle de hani bu USB dongle'ı kullanacaksanız herhangi bir kuruluma vesaire gerek kalmıyor. Onu herhangi bir bilgisayara taktığınız an itibaren zaten fare görüyor ve kullanmaya başlıyorsunuz. Tabi kutudan çıkınca şarjı az olabilir, olmayabilir. Onu şarj etmenizi öneririm. Öncesinden kutusundan bir adet USB kablosu çıkıyor. Bir ucu tip A, diğer ucu tip C olan bir kablo çıkıyor. Bu kablo yardımıyla şarj edebiliyorsunuz ve diğer özelliklerini kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz de Bluetooth'tan kullanıyorsunuz. Bu modlar arasında geçişi az önce fiziksel özelliklerde söylediğim alt kısımda bulunan tuş yardımıyla gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii aklınıza şöyle bir soru geliyor olabilir. Ben bunu böyle yaptığım zaman ne faydası olacak? Şöyle bir faydası oluyor. Eğer iki farklı cihazınız varsa mesela evde bir masaüstü bilgisayarınız var. Dışarıda kullandığınız bir tane notebookunuz var. Mesela ben öyle kullanıyorum genelde. E, bir diyelim ki dangılı masaüstü bilgisayara takarsanız USB olarak fareyi orada bağlarsınız kullanırsınız. Sonra fareyi alıp dizüstü bilgisayarda bluetooth ile bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Yani tek bir fareyle iki farklı cihaz üzerinde bu fareyi kullanmanız mümkün. Ben her görüntüsünü beğendim onu söyleyeyim. Özellikle de hafif olması benim hoşuma gitti. Çünkü neden diyeceksiniz. Bu bana çok sorulan bir soru. Sebep de şu arkadaşlar. Normalde bir notebook taşıdığınız zaman sadece notebook taşımıyorsunuz. Yanında adaptörüydü. Varsa eğer işinizle de ilgiliyse bir harici disk de şuydu buydu derken aslında ciddi bir ağırlık taşıyorsunuz. Yani böyle küçücük bir farenin bile ağırlığı zaman zaman insana fazla gelebiliyor. O yüzden 75 gram gibi hafif bir ağırlığın olmasını ben çok beğendim. Öte yandan farenin güzel bir özelliği de var. Sessiz bir tıklaması var. Mesela bakın şimdi tıklayacağım. Dokunacağım da arası hem sağ hem sol tuşlarına. Neredeyse ses çıkmıyor. mikrofonuma yakın tutmaya çalışıyorum. Ona rağmen bir ses çıkmıyor gibi görünüyor diye düşünüyorum. Bu sessiz tıklama olayı önemli. Özellikle dışarıda çok dert olmayabilir ama sessiz bir yerde kullanırken takır tukur yapan fareler de var. En azından bu fare oldukça sessiz bir deneyim sunuyor. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi gelelim pil şarj ve pil ömrüne. Öncelikle söylemiştim teknik özellikler ve genel görünüm tarafında bir tane USB bağlantı yuvamız var. Tip C bağlantısı. Buradan cihazı işte bir adaptöre bağlayabilirsiniz. İsterseniz bilgisayar üzerinden de şarj edebiliyorsunuz. Güzel de bir kablosu çıkıyor. 1 metre uzunluğunda bir kablo var kutusunda. Cihazın bütünleşik pili var. Bu da 55 saatlik bir kullanım imkanı sunuyor. Yani tek bir şarjla bu ürünü yaklaşık bir hafta kullanabiliyorsunuz. Yani 8 saat olduğumuzu düşünürsek e, ortalama bir kullanım saatinin yaklaşık bir hafta kullanabiliyorsunuz. Bir haftaya nasıl ulaştım bu rakama? Şöyle bir özelliği var. Cihaz kullanmadığınız zaman belli bir süre kullanmazsa, da, örneğin 5 dakika kullanmadığınızda güç tasarruf moduna geçiyor. Bu da pil ömrünü arttıran önemli bir detay olmuş. Çünkü mesela yani her dakika bilgisayar başında geçirmiyoruz bu tarz bir fareyi kullanırken. Bazen kalkmamız gerekiyor ya da işte dinlenmek için mola veriyoruz vesaire. O zaman otomatik olarak uyku moduna geçiyor. Yani kapatmasanız bile fareyi uyku moduna geçebiliyor. Bu da güzel bir özellik olmuş. Ben sağ elini kullanan birisiyim ama eğer siz solaksanız işte bu ürünü hem sağ hem sol elle kullanabilirsiniz kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde mesela ben sağ elimi kullanıyorum ama siz eğer solaksanız böyle de kullanabiliyorsunuz. Yani ergonomik olarak tasarım anlamında herhangi bir farkı yok. Sağ elle kullanmak zorundasınız ya da sol elle kullanmak zorundasınız gibi bir durum söz konusu değil. Zaten simetrik bir tasarımı olduğu için burada herhangi bir sıkıntı olmadan kullanım sağlanabiliyor. Benim Pusat Business Pro Wireless Mouse'ta beğendiğim bir diğer özellik ise farklı işletim sistemi ve cihazlarla da uyumlu olması. Ben Windows'da kullandım ama isterseniz Mac OS'de de kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Android TV Box gibi cihazlara da bağlanabiliyor. Ek olarak akıllı TV'de eğer desteği varsa, USB girişi vesairesi varsa akıllı TV'lerde de bu ürünü kullanmanız mümkün hale geliyor arkadaşlar. Yani hani bir tane ürünü aldım her yerde kullanayım derseniz bu fare gerçekten de işinizi görecektir diye söyleyebilirim. Kullanım deneyiminde ben birçok farklı işler yapıyorum biliyorsunuz. Adobe Premiere'de montaj da yaptım, farklı işler de yaptım. Fareyi alıp da yanımda e, dizüstü bilgisayarımda da kullandığım zamanlar oldu. Gerçekten de güzel, ergonomik, hoş bir fare olmuş ve hani taşıması da çok rahat. Böyle bazen çantaya koyduğunuz zaman nerede olduğunu da unutuyorsunuz. O kadar hafif bir fare var. Bu benim hoşuma gitti ve kullanım sırasında da gerçekten herhangi bir sıkıntı yaşamadan güzel bir şekilde deneyimleyebildiğimi söyleyeyim. 1600 dpi'ye kadar bir çözünürlük var. Dpi hassasiyetinde bu alt kısımdaki düğmeden ayarlayabiliyorsunuz. Eğer siz hani benim çok hızlı bir farem olsun derseniz o zaman daha yüksek bir dpi ayarlıyorsunuz. Biraz daha yavaş olsun derseniz daha düşük bir dpi'ye buradan bastıkça hani dpi'ler arasında geçiş de sağlanmış oluyor. Bu ürünü Monster Notebook internet sayfası üzerinden satın aldığınızda İstanbul içinde geçerli olan özel bir hizmeti de var. Monster Express hizmeti sayesinde cihazı ertesi gün teslim alabiliyorsunuz. Bunun için küçük bir ödeme yapmanız gerekiyor. Bu ödemeyi yaptığınız takdirde cihazı ertesi gün adresinize teslim ediliyor. Bu hizmet şimdilik İstanbul içinde geçerli. Renk konusunda ben siyah kullandım ağırlıklı olarak onu söyleyeyim ama hani böyle bir rengin olduğunu da söyleyeyim özellikle kadınlar bu rengi çok sevecektir diye düşünüyorum. Biraz daha böyle hani kadınlara yönelik veya biraz daha feminen bir renk olduğu için bu rose gold dediğimiz böyle hani açık böyle gül kurusu de, de olarak da tabir edebileceğim bu rengi tercih de edebilirsiniz. Tercih size kalmış. Yani siyah ya da bu rengi hangisini alırsanız alın tasarım, dizayn, özellik anlamında herhangi bir farkının olmadığını da söyleyeyim. Gelelim fiyat meselesine arkadaşlar. Ben bu incelemeyi yaptım tarih itibariyle Pusat Business Pro Wireless Mouse'un fiyatı yaklaşık olarak 399 TL idi. Ama farklı kampanyalar oluyor. O kampanyaları takip etmenizi öneririm. Özellikle Monster Notebook'un kendi internet sayfasında zaman zaman çeşitli kampanyalar oluyor. Mesela ben bu incelemeyi çektiğim tarih itibariyle 349 TL'ye kadar düşüyordu fiyatı. Fiyat olarak baktığımızda özelliklerini ve diğer fonksiyonları bir araya koyduğumda fiyatının benzerlerine yakın olduğunu söyleyebilirim. Gün içinde kullanmak üzere ve taşımak için daha çok yani notebook'ta kullanmak üzere bir fare arıyorsanız önerebileceğim bir model olmuş. İsterseniz Android TV box'ta ya da benzer cihazlarda da kullanabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldim. Bu videoda sizlere Pusat Business Pro Wireless Mouse'u anlatmaya çalıştım. Bununla ilgili benim anlatmayı unuttum. sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda bu soruları sormaktan çekinmeyin. Hepsini elimden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum. Aramızda YouTube kanalıma abone olmayanlar var. Onlardan da ricam kanala abone olsunlar. Çünkü bu tarz ürünler geliyor. İncelemeler yapmaya çalışıyorum. Size bilgilerimi, tecrübelerimi, deneyimlerimi aktarmaya çalışıyorum. Ama takdir edersiniz ki abone sayısı arttıkça bu tarz ürünlerin sayısı, çeşidi ve frekansı da artıyor. Diyor. bu konuda destek olursanız çok sevinirim. Bir bakın abone olmayan varsa aramızda abone olsun. En azından yani bu sayıyı biraz arttıralım arkadaşlar. Bu arada bu önerimi sadece kendim için söylemiyorum. Videolarını beğendiğiniz herkesin kanalına abone olun. Ben öyle yapıyorum. Sizin de yapmanızı öneririm. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri yine açıklamada mevcut. Oralarda da güzel içerikler paylaşıyorum. Hatta bu ürünleri gelir gelmez orada fotoğraflarını ve eserlerini paylaşmıştım. Oralardan da takip ederseniz çok sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.